Merhaba arkadaşlar, TYT Türkçe soru çözümüne başlıyorum. Birinci sorumuz, bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı ayraç içindeki sözün anlamıyla örtüşmemektedir demiş. Şimdi bu tip sorularda yine ne yapıyoruz? Ayraç içerisinde verilen ifadeyi altı çizili ifadenin yerine koyuyoruz. Bu şekilde kontrol ediyoruz. Ve bu şekilde kontrol etmeye başlarsak kutsal, tabii metni de okumak önemli. Kutsal yaratışlarından, saygın oluşumlarından olur. İşte gerçek sanat eserlerinin edebi kriterlere uygun olur. İşte yarına geçecek, kalıcı olan, yarına geçiyorsa kalıcı oluyordur. Bu da uygundur buraya. Ellerinden çıkmış, yani kaleme alınmış, bu da oluyor. Parçayı tabii ki okumadan geçmeyeceğiz. Fakat 5. kısma bakarsak, 5. altı çizili ifadeye bakarsak, günü gününe yaşamakla yetinenler, buna ne demiş? Anın tadını çıkaranlar. Bu anlam buradan çıkmıyor arkadaşlar, oturmuyor daha doğrusu. Günü gününe yaşamak, sonrasını düşünmemek, geleceğini hiç dikkate almamak gibi anlamlara karşılık gelir. O yüzden 5. alt çizili ifade anlamla örtüşmüyor. Cevabımız Edirne olacak. İkinci soru, bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek yani temel anlamıyla kullanılmıştır demiş. Şimdi bu tip şeylerde ne yapıyorduk? Sözcükleri tek başına cümleden bağımsız düşünüyorduk, ifadeden bağımsız düşünüyorduk. Aklımıza gelen ilk anlamı o cümlede yakalıyorsak eğer temel anlamda kullanılmış oluyordu. Ve burada da zaten bir tek özel hayat temel anlamda kullanılmış. Özel ve hayat bir araya geldiğinde sözcükler direkt temel anlamlarıyla karşımıza çıktığı için cevabımız adı. Burada 3, 4 ya da 5. ifadelerde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Belki 2'de takılanlarınız olmuştur. İzin almak da temel anlamda değil mi filan gibi. Bunlar birbiriyle bir arada olduğunda bir izini sen almıyorsun. Atıyorum masanın üstünden kalem almak gibi bir şey değil. Almanın temel anlamı odur çünkü. Orada bir mecazlaşma yine var arkadaşlar. Deyimleşme var diyebiliriz. Ama özel hayat bütünüyle temel anlamdadır. O yüzden cevabımız Adana. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soru, parçada geçen merhamet yanı ihlal edilmiş aşk sözüyle aşkın hangi yönü vurgulanmaktadır demiş. Nazım ve Piraye ilişkisinden bahseden bu metnimize dikkatli okuduğumuzda zaten 4. satırda bu ifadeyi göreceksiniz. Zaten de çok da düşünülecek de bir şey yok aslında. Merhamet yanı ihlal edilmiş aşk yani acımasız arkadaşlar. Cevap Adana. Dördüncü soru. Bu parçada altı çizili sözle sözü edilen sanatçının hangi özelliği vurgulanmıştır diyor. Şimdi metin var okuduktan sonra altı çizili ifadeye odaklanalım. Yazar o havayı bir hasta olarak soludu mu bilmiyorum ama en az solumuş kadar iyi işletti ciğerlerimi. Yani gerçekçi arkadaşlar cevap Adana olacak. Geldik 5. sorumuza. 5. soru bize bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bir yardımcı düşünce sorusu diyebiliriz. Şimdi parça zaten sizin önünüzde de var. Bakarsak eğer bu tip sorularda 1. 2. 3. 4. ve 5. cümle diye şıklar sizi zaten yönlendiriyor. Direkt böyle şık şık cümlelere yönelirseniz eğer herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. A, B, D ve E seçenekleri direkt zaten oralarda var arkadaşlar. Fakat C'ye bakarsak sözde soru cümlesi yer alıyor demiş 3. cümlede. İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali'nde bu yıl neler olacak derken herhangi bir sözde soru cümlesi değil bu. Sözde soru bir cevap beklemezdi hatırlarsın. İşte kapıyı açar mısın falan gibi ifadelerdi. Burada neler olacağını hakikaten soruyor. O yüzden sözde soru cümlesi diyemeyiz. Cevabımız Ceyhan. 6. sorudayız. Şükrü Erbaş'ın bir eserinin değerlendirildiği bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Yine cümle cümle gitmekte fayda var arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz eğer A, B, C ve E seçeneklerini zaten elemişsinizdir diye düşünüyorum. Fakat D'de ne demiş? 4. cümlede varsayım ve emir cümlesi vardır. Bunlara yer verilmiştir diyor. Dörde bakarsak gidin ve ilk fırsatta bu kitabı okuyun. Evet burada bir emir cümlesi var. Siz gidin, siz okuyun şeklinde emir kipiyle çekimlenmiş ifadelerle oluşan cümleler var. Fakat herhangi bir varsayım yok. O yüzden bunu doğru kabul edemeyiz. Cevabımız Denizli.
7. sorudayız gençler. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde sözü edilen eserin biçem yani üslup özelliğinden söz edilmiştir diyor. Biçem, üslup birbiriyle eş anlamlı sözcüklerde hatırlarsanız ve biçem neydi, üslup neydi? Bir eserin nasıl bir dille oluşturulduğuyla alakalı bir ifadeydi. Üçüncü cümleye bakarsak, üç numaralı ifadeye bakarsak eğer, Olcay'a mahallenin romanını, sazanların tarihini yazan Yusuf'un aşık olmasıyla aşk dolu cümlelerle süslenir mahallenin romanı ve dizi. Aşk dolu cümleler görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bir üsluptur. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Sekizinci sorudayız. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Şimdi metnimize bakalım. O günden sonra hep sözcüklerden bir yorgana sarındı dediğinde bile aslında bir somutlama var ki devamında bunu göreceksiniz. Sözcüklerden bir yatağın üstünde uyudu, işte sözcüklerden yapılma bir sandalyenin üstünde oturdu falan. Görsel ayrıntılara yer verilmiş arkadaşlar ve bu şekilde sıralamalar birer sayıp dökmedir. O yüzden B ve C'yi de eleriz. Sonlara doğru bakarsak eğer akan sözcük, yağan sözcük, bakan sözcük, susup oturan sözcük. Bunlar da kişileştirme yani teşhistir. Zaten sanatsal bir metin arkadaşlar aslında. Mecazlarla dolu görüyorsunuz. Kanıtlama herhangi bir şekilde bu metinde geçmiyor. Cevabımız Edirne. Dokuzuncu sorudayız. Parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Şimdi sarı laleler aldım sözleri dökülüyor dudaklarımdan diye başlamış ve onun dışında ben güzelim, işte ben bittim, benim yaşamım buraya kadar şeklinde tırnak içerisindeki ifadeleri görüyorsunuz. Bunlar birer arkadaşlar alıntılarla anlatım içselleştirilmiştir diyebiliriz. B seçeneğini eleriz. Şimdi parçaya yavaş yavaş devam edelim. İkinci satır itibariyle. Benim hiç sarı lalelerim olmadı. Yıldız Parkı sarı lalelerle bezenmiş, bazıları kibirli. Mesela kişileştirme. C şıkkını elerim buradan. İşte ben güzelim der gibi bazıları. Bu yine görüyorsunuz. Ya o alıntıları yine B seçeneğini buradan çıkarabiliriz. Devam edelim 5. satırla. Ben lale olsaydım ne derdim? Bittim mi? Yaşama merhaba mı? Merhaba mı? İstanbul'da hafif rüzgar esiyor şeklinde devam etmiş. Şimdi zaten bir görsellik var metinde. Aynı zamanda hafif bir rüzgar esiyor derken hissetme duyusu da var. Yani farklı duyulardan yararlanılmış diyebilirim. E'yi göndeririz buradan. Devam edelim. Yağmur da atıştırıyor. Yıldız Parkı'nda laleler bir sağa bir sola. Hatta devam edin sallanıyormuş. Belki de bir geçmişe bir geleceğe şeklinde. Sağ sol geçmiş gelecek karşıtlık ilgisi yani A seçeneğinde buradan eleriz. Özetle D örneklerle anlatım somutlanmıştır diyemeyiz. Cevabımız Denizli seçeneği olacak. Geldik 10. soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde sözü edilen sanatçıya yönelik bir beğeni ve övgü söz konusudur? Parçayı okumaya başlayalım. Şimdi Deli Duman'da okuduysanız bilirsiniz Emrah Serbest'in nedenli bir kurgu cambazı olduğunu. Bütünüyle beğeni, bütünüyle övgü. Cevap A. Yani 1. cümle. Birinci sorudayız hanımlar beyler. Bu parçadan hareketle tutunamayanlar ve Oğuz Atay'la ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. Şimdi 1971 yılında iki cilt halinde yayımlanan Tutunamayanlar ile adından söz ettirdi Oğuz Atay. E'ye bakın 1971 yılı Oğuz Atay'ın adından söz ettirdiği yıldır. E'yi gönderdim. Bu kitap eleştirmen Bernan Moran tarafından, bu kısma dikkat edelim, hem söyledikleri hem de söyleyiş biçimiyle bir başkaldırı olarak tanımlandı. D'ye bakın, söyledikleri yani içeriye, söyleyiş biçimi yani üslubu ile bir başkaldırı niteliği taşır. D'yi de gönderdim.
Tutunamayanlara edebiyatımız için önemli bir eser yapan ne yazıldığı dönemde ikinci baskısının yapılmamış olması ne de şu anda 85. baskısının yapılmış olması. Yani yazıldığı dönemde ikinci baskısı bile yok ama bugün 85. hatta 86. vesaire baskısı bile yapılmış diyor. B'ye bakın Bursa seçeneğinde. Döneminde ilgi görmese de günümüzde çok okulanlar arasında yer alır. Bunu da buradan direkt çıkartabiliriz ve metnin altlarına doğru gidersek onu bu kadar değerli kılan ilk olması. Belki de bu yüzden anlaşılmadı döneminde. A'ya bakın, ilk olmasından dolayı anlaşılamayan bir eserdir. Ve sonda da zaten çok okunanlar listesindeymiş bugün. Bugün çok okunduğunu, yani B seçeneğini destekleyen bir ifade. Özetle A'yı, B'yi, D'yi ve E'yi parçadan çıkartabilirken Türk Edebiyatı'nda en çok baskısı yapılan kitaptır ifadesini, yani C seçeneğini çıkartamayız. O yüzden cevabımız Ceyhan. 12. soru. Cümleler var numaralandırılmış. Hangisi kendinden önceki cümlenin bir ögesidir şeklinde? Şimdi 3. cümle ile okumaya başlayalım. Durakladığı şehirlerde, sakin ve ucuz otellerde kalarak geçirir günlerini ta ki Kaliforniya'daki otele gelene kadar. Şimdi günlerini geçirir, geçirir günlerini ifadesi yüklem. Kim? O geçirir. Ve bakın ne kadar geçirir? Kaliforniya'daki otele gelene kadar geçirir. Burada bir zarf öbeği, tabii yerine göre edat tümleci de diyebilirsiniz. Duruma göre zarf tümleci de diyebilirsiniz. Bu şekilde bir tamamlama var. 4. cümle ifadesi 3'ü tamamlıyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız 4, yani Ceyhan olacak. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi A seçeneği 1. cümlede farklı türde tamlamalar. Şimdi bakalım, Hotel California tamamen yenilenip yangın izlerinden. Ne izi? Yangın izi bir isim tamlamasıdır. Burada bir isim tamlamasını bulduk. Arındırılsa da bu genç çiftin nasıl çift, işte genç çift, hangi çift, bu çift şeklinde sıfat tamlamasında görüyoruz. Daha da uzatmaya gerek yok. İsim ve sıfat tamlaması varsa farklı türlü tamlamalar vardır. A'yı gönderdim. B'de 2. cümlede isim fiil ve bağ fiil, yani zarf fiil kullanılmıştır diyor. 2. cümleye bakalım. 1976 yılında ise eyaletteki turne esnasında hikayeyi duyan, mesela duyan, burada bir sıfat fiil var. Devam edelim. Oteli ziyaret edip zarf fiil, yani bağ fiil. Bu aşkı ölümsüzleştirmek, ölümsüzleştir fiili mekmak, mayışmaktan isim fiil. Yani bağ fiil ve isim fiil zaten var. Üstüne bir de sıfat fiil var. B'yi de gönderirim. 3. cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır diyor. Bakalım, besteledikleri şarkı Hotel California 3 ay içerisinde 1 milyondan fazla satışa ulaşmış. Gruba da altın plak ödülünü kazandırmıştır. Gruba altın plak ödülünü kazanmıştır da diyebilirim. Demek ki oradaki D daha bir bağlaç arkadaşlar. Ayrı yazılmalı. Yazım yanlışı yapılmamış demiş ama yapılmış. Cevabımız Ceyhan. Kontrol edelim. 4. cümlede tamlayanı ile tamlananı sıfat almış at takımı vardır diyor. 4. cümleye bakarsanız tırnak içerisindeki ifadeye tüm zamanların en iyi 500 şarkısı. Neyin şarkısı? Zamanların şarkısı. Burada bir isim tamlamasıdır. Zamanların tamlayan, şarkısı tamlanan ve tüm zamanlar derken tüm bir sıfat. İşte iyi şarkı, 500 şarkı, bunlar da şarkı tamlananını belirten ve niteleyen sıfatlar. Özetle tamlayan ve tamlanan sıfat almıştır. D'yi de elerim. 5'e bakalım. Noktalama yanlışı vardır diyor 5. cümlede. Bakarsak unutulmaz bir şarkının kahramanı olan, belki de hayatının çoğunu pişmanlık ile geçiren bankacının ise kesin olmamakla beraber hala yaşadığı düşünülüyor. Düşünülüyor bir yüklem arkadaşlar. Yargı tamamlanmış, sona 3 nokta değil, tek yargı tamamlanmış cümlenin sonu getirilen tek noktamız olmalı. O yüzden noktalama yanlışı var, yani cevabımız Edirne. On dördüncü soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Şimdi belirtili at tamlaması. Tamlayan ve tamlanan olacak. İkisinde de ek olacak.
kitabın zorluğu da derken zaten neyin zorluğu? Kitabın zorluğu. İlk iki sözcük zaten belirtili ad takımı oluşturuyor arkadaşlar. Kitabın ve zorluğu şeklinde tamlayanda ve tamlananda ek olduğu için belirtili ad takımı var. Sonrasında zorluğu da derken de da orada bir bağlaç görüyorsunuz. Bağlacımız var. Ve aslında başka edatlar da var ama sondan bir önceki satıra bakalım. Anlatıcı ve birden fazla bakış açısıyla oluşturulan demiş. Açısı ve oluşturulan diyemeyeceğime göre orada gizli bir ile var. Yani bir edat ilgeç var. O yüzden bağlaç da az önce D'da da gördük. Bunlarla da beraber B seçeneğini eleriz. C demiş ki işaret zamiri. İlk satırda yine buradan geliyor derken buradan ifadesi bir işaret zamiridir. D seçeneği geçişli fiil demiş. Son fiile bakalım. Beni epey yordu. Beni yordu. Onu yordu yani. Nesne alabilen bir fiil. O yüzden geçişli olur. Sıra sayı sıfatı yok hanımlar beyler. Sıra sayı sıfatı neydi? Birinci ev, işte üçüncü araba şeklinde. Böyle bir ifade olmadığı için cevabımız Edirne. Soru 15'dayız. 15. soru diyor ki bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi isim ve fiil cümleleri vardır demiş A seçeneği. İstanbul'a gelmeden önce psikoloğa 3 kez gittim. Gittim, gitmek bir fiil olduğu için fiil cümlesi var. Aynı zamanda mesela sona bakın insan dediğim bir anı yükü değil mi şeklinde değil mi mek falan diyemeyeceğime göre yüklem isim soylu bir sözcük. O yüzden isim ve fiil cümleleri vardır. A'yı gönderirim. Şöyle yapalım. İstanbul'a gelmeden önce psikoloğa 3 kez gittim dediğimizde gittim yüklemi var ya bir de gelmeden, meden, madan zarf fiilimiz de var. Demek ki bu girişik birleşik bir cümle görüyorsunuz. Bu girişik birleşik cümleden sonra devam edelim. Psikoloğun önerdiği çözüm geçmişi geçmişte bırak. Mesela geçmişi geçmişte bırak ifadesi basit bir cümle. Yani farklı yapıda cümleler kullanılmış. Fiilimsi falan yok. Farklı yapıda cümleler kullanılmış. E'yi gönderirim. Affedersiniz. Sonrasında psikoloğun önerdiği çözüm derken çözmekten çözüm hatta geçmekten geçmiş yani fiilden isim yapan ekler var. C'yi de gönderdim arkadaşlar. Sonrasında geçmişi geçmişte bırak demiş. Geçmiş geçmişte nasıl bırakılır? Bırakılma işi nasıl bırakılır görüyorsunuz. Nasıl da bir soru zarfı fiili açıklatan bir soru sözcüğü. O yüzden D'de var ama tezlik fiilimiz yok. Neydi? İvermek, gidiver, yapıvermiş, görüvermiş falan gibi ifadeler. Tezlik yokmuş arkadaşlar. Cevap Bursa. 16. soru. Uzunca bir ifade var. Anlatım bozukluğu içeriyor. Bunun sebebi ne? Aslında birazcık dikkat edersek üzerine sayısız makale yazılan birçok tezlerin konusu olan aslında bitti burada soru. Birçok zaten belgisiz bir sıfat ama birçok ifadesi çoğul anlam kattığı için birçok tezler değil birçok tezin demesi gerekiyor. Lerler orada gereksiz olmuş, gereksiz ek kullanımı yani cevabımız Adana. 17'deyiz. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Şimdi Perili Evlerin Hayalperest Kızı Latife Tekin. Yani iki nokta üst üste niye şey yapıyoruz orada? Perili Evlerin Hayalperest Kızı Latife Tekin'dir gibi bir şey söylüyor. Orada iki nokta üst üste gereksiz olmuş arkadaşlar. O yüzden cevabımız zaten 1. 18. sorudayız. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır diyor. Şimdi yazarın hayatından izler içeren eser ki kendisi de eserin baş karakterinde hayat bulur. Büyülü gerçekçilik demiş. Gerçek cici. Burada bir benzeşme var cc'ye. Edebiyat akımıyla yazılmıştır dir ek eylemi. T'ye tırtire benzeşmiş. Yani aslında iki tane örneğini bile bulduk. Hatta sonda çıkmıştır derken yine dırdır dt'ye benzeşmiş. Cevap Adana arkadaşlar. Benzeşme var burada. 6 çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor.
hani burada hata yapmadığınızı ummak istiyorum. 5'e bakarsanız birçok belgesiz sıfat ve zamirler arkadaşlar bitişik yazılır. Birçok ayrı değil, birleşik yazılmalıydı. Cevap Edirne. Sonrasında 20. soruda bu parçaya bağlı. Hem yapım hem çekim eki almış sözcük aşağıdakilerden hangisidir diyor. Benzemiyor ifadesine bakarsak kökü neydi? Beniz. Benizden benizemek, hatta ünlüsünü yitirmiş, isimden fiil yapan bir ek almış. O yüzden bu benizden benize ifadesindeki e bir yapım eki. Sonrasında da bakarsa yor diyor mesela, benzemiyor. Yor şimdiki zaman kipeki. Kipekleri de birer çekim eki olduğu için bu sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır. Cevabımız Adana olacak gençler. Evet, 21. sorudayız. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlamca bir bütünlük sağlanır. Şimdi parçaya dikkat edin. Şöyle, doğrusu şu olacak. Adana, insanoğlunun bilgeliğini masallar mı taşır size göre? Bugüne kadar doğrusu yakın zamana kadar öyleydi diye diyebilirim. Hala da kısmen de olsa bu taşıma devam ediyor. İşte buradan çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Zaten ifadenin devamında bilgece vesaireler de var. Ama özellikle ikinci satırdaki bu taşıma devam ediyor dediğimizde direkt Adana demeliyiz. 22. soru, numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Şimdi parça arkadaşlar kronolojik olarak Tevfik Fikret'in yaşamının bir bölümünü anlatıyor. Bu bölümü de Servet-i Fiyon'un oluşumuna katıldığı dönem ve bunu kronolojik olarak şunu yaptı, şöyle oldu, böyle oldu derken. Şimdi dikkat edin, birinci cümleyle başlıyorum. Hem çevresi, hem edebi bilgisi, hem de düşünsel zenginliği gitgide artan Tevfik Fikret 1896'da Servet-i Fiyon'un dergisinin yazı işleri müdürlüğüne getirildi. 3'e geçeceğiz burada. Aynı yıl Türkçe öğretmeni olarak, yani aynı yıl hangisi? Bu 1896. O yüzden araya arkadaşlar Tevfik Fikret dışında başka bir genel bir bilgi kattığı ikinci cümle ifadesi anlatımın akışını bozuyor. Cevabımız 2, yani Bursa. Evet, 23. sorudayız. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar demiş. Şimdi parça arkadaşlar iki bölümden oluşuyor tabii ki böyle bir durumda. İlk bölümü dikkatli okursanız eğer genel olarak birinci kısımda bir sanatla ilgili bir şeyler anlatırken bir kısımdan sonra sanatçılara geçiş yapıyor. İşte bu geçişi de üçüncü cümle itibariyle yapıyor. O yüzden üçüncü cümle itibariyle parçayı ayırmalıyız. Cevabımız Bursa. 24. soru. Bu parçada numaralanmış cümleler var. Hangisinden sonra? İşte uzunca bir cümle var. Hangisi getirilsin? Şimdi dikkat edin. Sevgi yalnız insana vergi olmasa, da insanın en ulu duygusudur. Anamızı, babamızı, kardeşlerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu görünce içimizin titremesi, onları anarken yüreğimizin ya kaygılı bir sevinç ya sıcak bir üzüntüyle çarpması dünyamızı genişletiverir. Böylece kendimiz için yaşamaktan, öz tasalarımızın çemberinden kurtuluruz şeklinde çok güzel oraya oturacağı için hangi ifadeden sonra, birinci ifadeden sonra cevabımız Adana olacak. Evet, 25. sorudayız. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilsin diyor. Şimdi hepimiz iki büyük korkunun, ölüm korkusu ile yalnızlık korkusunun zincirlerine vurulmuş değil miyiz? Onları bir başımıza taşıyamadığımız için, onları unutabilmek için türlü işleri, türlü duyguları yaratmışız. Şimdi türlü duyguları yaratmışız. Sevgi de kendimizi avutmak içindir. Seveceğiz, sevmeye inanacağız. Şimdi zaten diyor ki türlü duygular yaratmışız. Arada bir boşluk var. Sonra hep sevmekle alakalı bir şeylerden bahsediyor. O yüzden cevabımız zaten sevgi de kendimizi avutmak içindir ifadesi olan A şıkkı. 26. Tartışma ile ilgili bir yazı var.
Onunla ilgili yazılan bu yazıda, bu parçada vurgulanmak istenen düşünce numaralanmış ifadelerin hangisinde verilmiştir? Vurgulanmak istenen düşünce daha kapsayıcı, genel bir yargı olacak. Daha doğrusu bir mesaj da verecek arkadaşlar. Ve bakarsak dördüncü cümleye, aradığımız şeyi bırakıp onu nasıl bir yoldan arayacağımızı düşünürsek ondan hiç de uzaklaşmış olmayız şeklinde bize asıl sunmak istediği şey bu olduğu için cevabımız dördüncü cümle, yani Denizli seçeneği. 27'deyiz. Bu parçaya göre bir edebiyatın samimi sayılabilmesi için işte çeşitli gereklilikler sunmuş. Hangisi yanlış olur? Şimdi bakalım, hayatın en önemli gerçeği samimiliktir. Bu itibarla hayat ile bağı olan edebiyat. Bir arkadaşlar, hayatla bağı olması mutlaka samimi bir edebiyattır denilebilir. Hayatı en gizli, en karışık yönleriyle anlatmayan. 2. Hayatı her yönüyle ele alması, anlatması. Duygularımızı tıpkı hayatta olduğu gibi saf ve derin bir şekilde demiş. 3'e bakın, duyguları en saf haliyle vermesi. Derin bir şekilde duyurmayan, elemlerimizi, felaketlerimizi açık açık yansıtmayan bir edebiyat. 4'e bakın, sıkıntıları açık açık yansıtması. Hayat ile ilgisiz ve sahte bir edebiyattır şeklinde ifademiz tamamlanmış. Yani 1, 2, 3 ve 4'ü buradan çıkartabilirken üslupta imgeselliği tercih etmesi gibi bir ifadeyi buradan çıkaramayız. Cevabımız Edirne olacak. 28. Bu parçada edebiyatın işte özellikler vermiş, en belirgini hangisidir şeklinde. Bakarsak eğer... İkinci satır itibariyle belki onlar çok süslü, çok göz alıcı şeyler de yapabilirler. Fakat ne yazık ki bütün bu sahte ürünler demiş. Mesela buna dikkat edin. Ve son cümleye, özellikle son kısımlara bakın. Hayat ile ilgisi olmayan bir edebiyat da zamanın sonsuz kasırgaları önünde süpürülüp gitmeye mahkum. Bu arkadaşlar edebiyatın gerçekçiliğini anlatan, gerçekçiliğinin önemini anlatan bir metin diyebiliriz. Cevabımız Bursa. Yalnız 3 olacak. 29. sorudayız. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi akşam rüzgarıyla inleyen bir çam ormanının karanlık ışırtıları ne kadar tabii ise, ruhun güzellik karşısında, bu kısma dikkat edelim, ruhun güzellik karşısında duyduğu hisler de hayatın en derin ve en anlaşılmaz köşelerinden birdenbire fırlayıp çıktığı için her şeyden çok samimidir diyor. Ve devam edin, son cümleye de odaklanın. Son cümle, çünkü bunlar doğrudan doğruya ruhundan koptuğu için hayatının en samimi taraflarıdır. Bakarsak eğer Adana seçeneği, ruhta hissedilen her duygu gerçek ve samimidir diyebiliriz. Cevap Adana. 30. soru. Bu parçada okuma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Şimdi parçanın tabii ki bütününe odaklanacağız ama özellikle ilk kısmına dikkat edin. İnsanın tabiat vergisi olan kabiliyetleri kendiliğinden çıkan bitkilere benzer. Okumakla budanmaları lazımdır ifadesini artık böyle açıklamış ve A'ya bakarsak yetenekleri şekillendirip bilgiyi düzene soktu diyebiliriz. Cevap Adana. 31. soru. İki tane cümle var. Bu ifadeleri anlamca doğru bir şekilde birleştireceğiz. Hangisinde bu doğru bir şekilde birleşmiş olacak? Onu soruyor. Şimdi zengin olmanın birçok yolu vardır. Hemen hepsi de kötüdür demiş bir ifade. En iyi zengin olma yöntemlerinden biri tutumlu olmaktır. Ama bu da kusursuz değildir. Çünkü insanı cömert olmaktan, hayır işlemekten alıkoyar demiş. Şimdi bu iki ifadeyi arkadaşlar en mantıklı ve tam birleştiren A seçeneği, hayır işlemekten ve cömert olmaktan alıkoyan tutumlu olma yöntemi dahil tüm zengin olma yöntemleri kötüdür diyor. Mesela B neden değil, zengin olmak demek tutumlu olmak demektir demiyor. Böyle bir şey söylememiş. İşte C neden değil, zengin olmak isteyen tutumlu olmak zorundadır demiyor. Sadece tutumlu olmak bunun en masum yollarından biridir diyor. O yüzden olamaz. D zaten çok alakasız. Cömert insan hayır işler falan. Cömert insanı böyle şey yapmıyor. Anlattığı zaten o değil. E'ye de bakarsak sona, işte cömert olmaktan ve hayır işlemekten uzak duran insan zengin olsa bile
tutumlu olmasından dolayı insanlar ondan uzak duracaktır falan gibi kendimizce yorumlar katmamalıyız. En mantıklı birleşim A seçeneği. 32. sorudayız. Numaralanmış cümlelerden hangileri birbirine neden sonuç ilgisiyle bağlanmıştır? Şimdi 5 ve 6 olacak arkadaşlar cevap Edirne. Bakalım peki bunları neden fark edemiyoruz? Çünkü zaten bir açıklama yapıyor. Bak sebep sunuyor çünkü zaten. Düşünmeyi, anlamayı, belki de anlatmayı bıraktık. Bu hale gelmemizde çabamız çok büyük. Bunu yapanlara çok yardımcı olduk yani. 5 ve 6 arkadaşlar zaten çünkü diye bir sebep açıklıyor zaten orada. Evet, sizin önünüzde de parça var zaten. Hangisine, 33. soru, bu parçada hangisine ulaşılamaz demiş. Şimdi okuyalım. İnsanlar artık deney fareleri gibi davranmayı seçti, diyor. Neden mi? Çünkü artık neyin ne olacağını düşünmekten herkes yorgun düştü. Acaba bunu yapsam ne olur? Bunu yaparsam insanlar ne der? İşte etik açıdan uygun mu? Vesaire. Yahu kendine dönüp de sor demiş. Ben bunu yapacak insan mıyım? B'ye bakın, kişinin öz eleştiri yapmaktan uzak durdu. B'yi gönderiyoruz. Evet, sorgulamamız gereken asıl mesele bu. Biz nasıl bir insanız? Yine aynısını destekliyor. Nerede yanlış, nerede doğru yapıyoruz? Biz doğruyu yapabiliyor muyuz? Yoksa sadece gösteriş peşinde miyiz? C'ye bakın, gösterişi sorgulamamız, doğruyu aramamız gerektiği. Sonrasında bu soruları çoğaltabilirim aslında. Daha da uzar. Biraz da çuvaldızı kendime batırayım. Bakın bu öz eleştiri yine. Bakın. Kendimi de bu kefeye koyuyorum. Yaptıklarım benim tercihlerim mi yoksa ben de mi yönlendirilmeyi seçtim? Bu direkt A ve D'yi gönderir. İnsanın başkalarının düşünceleri doğrultusunda yaşadığına, başkalarının etkisiyle mi yoksa tercihlerimize göre mi yaşadığımıza sorgusu. Yani E yok arkadaşlar. Cevabımız E olacak. 34. Parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Soru cümleleri gördük zaten. A seçeneği, anlatım içselleştirilmiş soru cümleleriyle. Tartışmacı anlatımın senli benli üslubu. Zaten tartışmacı anlatımda senli benli bir üslup vardır, sorular vardır falan. Bunu gördük. D'ye bakalım, mecaz anlamlı sözcükler, deyimler falan demiş. Zaten benzetme falan yapıyor orada. Mecaz anlamlı sözcüklerimiz, deyimlerimiz var arkadaşlar. Doğrudan anlatıma ve farklı yapıda cümlelere yer verilmiş. Evet, doğrudan anlatım, alıntı ifadeler zaten. İşte o sorular doğrudan anlatımdır. Ve cümlede işte girişik, birleşik, basit cümle gibi farklı yapıda cümleler, metinde daha doğrusu farklı yapıda cümleler var. Fakat birden fazla duyuyla mekan içinde yaşatmam esas alınmıştır falan. Böyle tasvirler bilmem neler yok arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Evet, 35. sorudayız. Sinema ve sözü edilen filmle ilgili düşüncelerini bu şekilde dile getiren biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ve uzun gibi gözüken ama gayet de kolay olan bir soru arkadaşlar. Bir kişinin işte bir Terminator 2 filmiyle nasıl tanıştığını ve bunun kendi hayatının etkisini anlatan bir metin bu. Hangisi söylenemez? A'ya bakarsak, ağabeyinin ilgisi sayesinde efsane olarak adlandırılan bir filmle erken yaşta tanışmış. Evet, bunu orada görüyoruz. Altyazıları bile henüz okuyamıyormuş vesaire. Ki B seçeneği zaten bunu söylüyor. C'ye bakarsak Terminator 2'yi teknoloji sevgisini kendine ilk aşılayan film olarak görüyor zaten. İşte E'deki Terminator 2 filminin gelişen bilim kurgunun gerisinde kaldığını da düşünüyor. Sonlarda bunu söylüyor zaten. Ama D'ye bakarsak Terminator 2 filminin biz televizyonda her pazar gösterilmesini film açısından olumsuz bulmaktadır gibi bir ifademiz yok. Cevabımız kesinlikle ve kesinlikle Denizli olacak. Geldik 36. soruya. Şimdi bir parça var. Bu parçada işte numaralandırılmış olumsuzluklar var. Hangilerine yer verilmemiştir diyor. Hangisine daha doğrusu. Şimdi bakalım, yıllardır devam eden nüfus artışı direkt olarak insanların eliyle katledilen doğa, tahrip edilen doğa. Biri gönderdim.
Bunlara bağlı olarak yaşam için gerekli tüm kaynakların hızla tükenişi. Kaynakların tükenişi 2. Buradan çıkarıldı. Ortalara doğru gidelim. Özellikle de ozon tabakasının ciddi şekilde zarar görmesi. Ozon tabakasının zarar görmesi 3'ü gönderiyorum. Ve ürettiğimiz zehirli gazlarla mahvettiğimiz doğa bir süredir bunun ödemesini bize çıkartıyor. Dikkat edelim buraya. Eriyen ve bu hızla giderse geriye pek bir şey kalmayacak olan buzullar. Eriyen buzullar arkadaşlar 4. Yani hepsi tık 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 metinde var aslında. Fakat nesli tükenen hayvanlar yok. Cevabımız Edirne. 37'deyiz. Çok güzel bir kitap. Çoğunuz da okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Onunla alakalı bir metin var. Sol Ayağım adlı kitabı değerlendirilmiş bu parçada. Bu parçayla ilgili olarak hangisine ulaşılamaz? Şimdi bakalım 3. satır itibariyle. Kitap hayatın bütün zorluklarına rağmen hayata nasıl tutunulması gerektiğini anlatan. A'ya bakın, kişiye yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen hayata bağlayan bir eser. A'yı burayla eşleştirebilirim. Fazla uzun olmayan bir eser aslında. En ilginç tarafı da kitabın gerçekten bir yaşanmışlık hikayesi olması. B'ye bakın, gerçek hayattan, yaşanmışlıklardan beslenen bir içeriği var. B ile de ilişkimi kestim. Çok anlaşılır ve sürükleyici bir dille yazılmış olan roman, dikkat edersek eğer, özellikle çocuk ve gençlere çok şey katabilir demiş. C'ye bakın, çocukları ve gençleri besleyecek içerik akıcı bir üslupla aktarılmıştır. Buradan bunu çıkartırım. Ve son cümleye bakın, birinci ağızdan çektiği fiziksel acıları, bunalımlarını, çocukluğunun saf sevincini, hayal kırıklıklarını, inancını, aşkını, kıskançlıklarını, kederini okuyorsunuz. Hayatın tüm duygularını olumlu olumsuz ayrım yapmadan aktarır. E'yi de burada görüyoruz. Ama hayatın doyum noktası olmadığını kavratacak zenginliktedir gibi bir şey bu parçadan çıkartamayız. O yüzden cevabımız Denizli. Evet, geldik 38. soruya. Şimdi bu parçada sözü edilen kitapla ilgili vurgulanmak istenenler arasında hangisi yoktur diyor. Şimdi kitabı ilk okuduğumda güzel bir öykü okumuştum. Fakat doğrusu hiçbir şey anlamamıştım. Sonraki okumamda aslında işin öyle olmadığını, çok farklı bir dünyanın olduğunu fark ettim. Geçtiğimiz günlerde 3. okuyuşumda biraz daha sindirdim ve anladım ki buraya kadar anlattıklarının hepsi arkadaşlar kitabın çok katmanlı olduğu. Yani A'yı buradan elerim. Anladım ki, devam ediyorum. Küçük Prens bir çocuk kitabı değil, bir yetişkin kitabı da değil. B ve C arkadaşlar belli bir yaşa hitap etmediği, her yaşta okunabileceği. Hani görüyorsunuz zaten. Küçük Prens aslında yaşamın farklı döneminde okunup, bakın her yaşta okunabileceği burada yine, sorgulanması ve sindirilmesi gereken bir kitap demiş. Özümsenerek okunması gerektiği, sorgulanması ve sindirilmesi gerekense özümsenerek okunması gerektiği de var. Ama sığ düşüncelilere hitap etmediği gibi bir ifademiz yok. Cevabımız Edirne. 39. soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Şimdi Sartre'ın bir düşüncesine öylesine sarıldım ki bunca yıl kalem salladığımı utandım demiş. Bursa'ya bakın, yazarım bir dönem Sartre ile aynı düşüncede oldu. Sartre haklıydı. Bu kadar acı çeken aç yoksul insanlara sanat ne ilerdi ki? Ne faydası olurdu ki? Hele benim gibi eylemden gelmiş bir adam kendini vaktini nasıl böyle bir işe yaramaz bir şeye verirdi şeklinde. C'ye bakın, eylem adamının vaktini boş şeylere harcamaması gerektiği. Gerçekten uzun bir süre bocaladım. Fakat eylemler, oluşmalar beni kendime getirdi. Az gelişmiş bir ülkede de sanatın gerekliliğini anladım ve rahatladım. D'ye bakın, artık bu diyor ki az gelişmiş ülkede de sanatın gerekli olduğuna. Roman Fransa'ya ne kadar gerekse bize de öylesine gerek. Zaten burada yazarın görüşlerinin zamanla değişimi olduğunu da görüyoruz. Önce Sartre'a çok bağlıydı o fikrine, sonrası fikri değişmişti. E'yi de elerim. Ama Sartre'ın sanatı mutlu ve zengin insanların bir eğlence aracı gördüğü gibi bir ifade yok. Cevap Adana arkadaşlar. Ve geldik denememizin son sorusuna. Bu parçada sözü edilen kişi için işte numaralandırılmış nitelemeler var. Bu nitelemelerden hangisi yanlış olur diyor. Şimdi biz 4. satır itibariyle bakalım parçaya. Edebiyatta
edebiyata ve müziğe olan merakım nedeniyle bu derse katılmak. Yani bu adam ya da kadın edebiyat ve müziğe merak duyuyor. Biri gönderdim. Benim için oldukça zevkliydi. Aradan yıllar geçtikten sonra bir gün kitap raflarında Hilmi Tezgör imzalı Şarkıdaki Şiir kitabını görmek beni inanılmaz mutlu etti. Bir kitapla mutlu olan ikiyi bununla eşleştirebiliriz. Çünkü kitabın ön sözünü, ön söz ayrı yazılı bu arada gençler, ön sözünü kaleme alan Halil Turhanlı'nın da dediği gibi hayat uzun bir zaman önce şiirselliğini yitirdi ve bizim şimdilerde yokluğunu en çok hissettiğimiz de bu. Burada bakarsak eğer hayatın şiirselliğinin yokluğunu hissediyor, şiirsel hayata özlem de duyuyor. Buradan 3 ve 4'ü de çıkarabiliriz bu ifadelerden. Fakat üniversite derslerinin hepsinden zevk aldığı gibi bir şey yok arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacak.